Merhaba arkadaşlar, bugün parabol denklemi yazacağız hep birlikte. Ee, gelen talepler doğrultusunda arkadaşlar önce küçük bir konu özeti yapmak istiyorum. Ondan sonra 5 tane temel soru çözeceğiz. Sonra ilerleyen bölümlerde de arkadaşlar bunun gelişmiş sorularının çözümlerini yayınlayacağım yine. Evet öncelikle arkadaşlar bugüne kadar hep ikinci derecede denklemler çözdük. Bu denklemler arkadaşlar bize x1, x2 diye kökler verdi. Bunlar ne anlama geliyordu? İşte bu konu arkadaşlar parabolle biraz daha anlam kazanacak. Bakın temelde ax kare artı bx artı c şeklindeki arkadaşlar denklemler bize parabol verecektir. Bu e, denklemin köklerini bulurken arkadaşlar ne yapıyorduk? Çarpanlara ayırıyorduk ya da delta kullanıyorduk. Her halükarda x1 ve arkadaşlar x2 diye iki tane kök buluyorduk. Ve e, bu kökler arkadaşlar bazen işte delta eşittir sıfır durumunda birbirine eşit çıkıyordu. Eğer delta küçük sıfırsa reel kök olmuyordu. E, ya da delta büyük sıfırsa arkadaşlar iki farklı reel kök geliyordu değil mi arkadaşlar? İşte bunların hepsi de arkadaşlar bize parabolün durumuyla alakalı bilgiler veriyordu. Şimdi nasıl bir parabol çiziyoruz buna bakalım arkadaşlar bu delta ile nasıl bir ilgimiz var. Öncelikle şu baş katsayı olan A arkadaşlar bizim parabolümüzün kollarının yukarı ya da aşağı doğru olmasını anlatır. Ee, mesela A büyük sıfır ise kollar yukarı olacaktır. A küçük sıfır ise arkadaşlar kollar aşağı olacaktır. Parabolün sonundaki arkadaşlar şu C ise bu sabit terimse yani Y eksenini kestiğimiz nokta olacaktır. Diğer taraftan arkadaşlar iki tane kök bulmuştuk x1 ve x2. Bunlar da arkadaşlar değil mi? x eksenini kestiğimiz nokta. O zaman x1 ve x2 neydi? x eksenini kestiğimiz nokta. E diğer taraftan arkadaşlar şunu da dikkat alalım. Hani delta sıfırsa demek ki kökler birbirine eşitse bu parabol demek ki ne yapıyormuş? x eksenini tek bir noktada kesiyormuş. Eğer arkadaşlar delta büyük sıfırsa iki noktada kesiyormuş. Delta küçük sıfır ise hiç kesmiyormuş. Şimdi arkadaşlar e, A büyük sıfır durumu için parabolleri çizelim. Şurada arkadaşlar dikkat ederseniz ne yapıyor? E, x eksenine bir noktada deyip geçiyor. Bu arkadaşlar delta'nın sıfır olduğu durumu anlatıyor bize işte. Diğer taraftan x ekseni hiç kesmeden geçiyor bir parabol. Bakın a büyük sıfır olduğu için kollar yukarı bir parabolden bahsediyoruz. Burada anlıyoruz ki delta küçük sıfırmış. Ya da arkadaşlar parabolümüz x eksenini ne yapıyor? İki noktada kesiyor. Bakın burada x1 ve x2 noktalar var. Burada da aslında x1 ve x2 var ama x1 ile x2 birbirine eşit arkadaşlar teğet durumunda. Buradaysa arkadaşlar delta büyük sıfır durumu. Bir de a'nın aşağıya doğru olduğu durumları inceleyelim. Yani a'nın negatif olduğu durumları inceleyelim. Şöyle ekseni biraz yukarı çizeyim. Eğer a küçük sıfırsa arkadaşlar bu bizim koordinat düzlemimiz tabii x ve y eksenlerinden bahsediyoruz burada. Eğer a küçük sıfırsa arkadaşlar ne olacaktır? Ee, kollar aşağı doğru olacaktır tüm parabollerde. Ee, eğer yine parabolümüz arkadaşlar x eksenine teğet etse kollar aşağı doğru ancak delta sıfır. Eğer parabolümüz x eksenini hiç kesmiyorsa arkadaşlar yine kollar aşağı doğru ancak bu sefer delta küçük sıfır çünkü x'de hiç kök gelmemiş. Eğer x eksenini iki noktada kesiyorsa bunlara da x1 x2 noktaları diyelim arkadaşlar. Şurayı şöyle biraz düzeltelim. Et evet, buraya da x1 ve x2 noktaları diyelim. Delta burada da büyük sıfırdır. Bakın delta büyük sıfır olduğu için iki tane reel kök geldi ve bu köklerimiz x1 x2. Burada ise delta eşit sıfır olduğu için iki tane reel kök geldi ama kökler birbirine eşit çıktı. Yani tek bir noktada aslında x eksenini kesmiş oldu. Burada ise delta küçük sıfırsa arkadaşlar hiç kök gelmedi. Kök gelmediği için de arkadaşlar x eksenini kesmiyor. Bakın x ekseninde kesim noktası yok parabolümüzün. E baş katsayımız olan a da negatif olduğu için ne yaptı arkadaşlar? Kollarının hepsi aşağı doğru oldu. Şimdi arkadaşlar bir de bu parabolün denklemi nasıl yazılacak onu görelim. Ee, genel bilgileri verdikten sonra parabol denklemi yazmak için arkadaşlar iki tane temel e, yöntem var. Bu yöntemlerden bir tanesi eğer eksenleri kestiği noktalar veriliyorsa eksenleri kestiği değil mi e, noktalara göre, Diğeri de tepe noktasına göre olacak arkadaşlar. Evet ikisini de hemen açıklayalım. Sonra örneklerle bunları geliştirelim arkadaşlar. Eğer bir parabolün arkadaşlar x eksenini kestiği noktalar verildiyse bize x1 ve x2 noktaları biliniyorsa ne yapacağız arkadaşlar? y eşittir. a çarpı x eksi x1 ve x eksi x2 diye arkadaşlar parabol denklemi yazacağız. Burada arkadaşlar a'yı bulduğumuz zaman ki örneklerde bunu göreceğiz birazdan. a'yı bulduğumuz zaman arkadaşlar x1 ve x 2den zaten soruda verildiği için parabol denklemini oluşturmuş olacağız. Eğer eksenleri kestiği nokta değil de tepe noktası veriliyorsa arkadaşlar, örneğin tepe noktamızın koordinatları (r, k) olsun. Bu durumda da arkadaşlar parabol denklemimiz yine a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k şeklinde bulunacaktır. Zaten r ve k soruda bize verilmiş olacak, a'yı biz bulacağız arkadaşlar. Yine bir önceki örnekte yaptığımız gibi ya da yöntemde yaptığımız gibi. Dolayısıyla elde ettiğimiz bu iki denklem de arkadaşlar parabol denklem olmuş olacak. Evet örneklere bakalım ne tür sorular gelecek karşımıza? Şimdi arkadaşlar bakın orada eksenleri kestiği noktalar belli. Eksenlerden bir tanesini eksi 1'de bir tanesini de 4'te kesmişiz arkadaşlar. O zaman buna göre hadi bir e, parabol denklemi yazalım. Neydi? Y eşittir. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 değil mi? Yöntemimiz buydu arkadaşlar. Şimdi x1 ve x2 dediğimiz biliyorsunuz denklemin x eksenini kestiği noktalar. Yani a çarpı x eksi 1 artı x eksi 4. Şimdi bu görüyorsunuz arkadaşlar ne yapıyor şurası zaten eksi eksiden dolayı artıya dönüşüyor. Şunu da oradan x artı 1 diye yazsak değil mi zaman kazanmış oluruz. Ee, bu durumda arkadaşlar a'yı bulmamız gerekiyor ve bu a'yı bulmak için her zaman bize bir tane yardımcı nokta verilmiştir. Bakın bu noktanın koordinatı arkadaşlar x'i 0 olan y'si eksi 3 olan bir nokta burası. O zaman bunu getirip yerine yazdığımda parabol üzerinde olduğuna göre ne yapmak zorunda? Parabol denklemini sağlamak zorunda. Yani y'ye eksi 3 koyduğumda x yerine de 0 koyduğumda değil mi? bu denklem ne yapmak zorunda arkadaşlar? Sağlanmak zorunda. Bu arada yanlış da buraya artı yazmışız bu çarpı. Ee, evet 0 x 4. Bakın ne oldu? Eksi 3 eşittir. Ee, burası a çarpı x 4 oldu. Eksiler birbirini götürdüğünde de a'yı 3 bölü 4 bulduk mu arkadaşlar? Artık a bilindiğine göre parabolün son halini arkadaşlar görebiliriz. Nedir? Ee, y eşittir. Değil mi? 3 bölü 4 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4. Bazen şıklarda böyle bulamazsınız. Bunu açıp dağıtmamız gerekiyor. Dağıtırsak da arkadaşlar şöyle bir şey göreceğiz. Bunda bunu çarptık x kare. Başta da 3 var. 3 x kare bölü 4. Ee, artı sonra buradan eksi 4 x buradan artı x. Eksi 3 x gelecek. Bunu çarptığımızda arkadaşlar eksi 9 x bölü 4 yapacak orası da. Ve son arkadaşlar eksi 4 gelecekti. Çarptığımızda bu 4'ler sadeleşince buradan da eksi 3 gelecektir. İşte bize parabol denklemi. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. İkinci soruda da e, yine bir arkadaşlar eksenleri kestiği noktalara göre parabol denklemi yazma sorusu var. Ne yapacağız? Eksenleri kestiği noktalar belli ise tekrarlamış olacağız. A çarpı x eksi x1 ve x eksi x2 arkadaşlar yöntemini kullanacağız. E, x eksenini kestiğimiz noktalardan bir tanesi bu, bir tanesi bu. Hangisini x1, hangisinde x2 önemli değil. Sonuçta çarpma çarpma değişme özelliği var. İstediğiniz sayıyı önce yazabilirsiniz, sorun olmayacaktır x eksi eksi 5'ten x artı 5 diyeceğim. Bakın eksi eksi bir önceki örnekten hatırlayacağız. Artıya dönüşüyordu. Buradan da x eksi 1 var. Yine şurada bir a var arkadaşlar. Bu a'yı bulmamız gerekiyor. a'yı bulmamız için mutlaka bize bir yardımcı nokta verilmiştir. x'i 0 y'si eksi 1 olan değil mi? 1 arkadaşlar nokta. Bu nokta parabol denkleminin üzerinde ise parabolü sağlamak zorunda. y yerine eksi 1 yazdığımızda x yerine de 0 yazdığımızda değil mi? Ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu denklem sağlanmalı. Yani a buradan 1 bölü 5 mi yaptı? Hadi yine arkadaşlar getirip bu a yerine yazalım. Parabolün son halini görelim. Y eşittir 1 bölü 5 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 1 diye düşünebiliriz. İsterseniz dağıtabilirsiniz. isterseniz böyle bırakabilirsiniz. Bu bizim parabolümüzün denklemidir arkadaşlar. Dağıtınca x kareli bir denklem geleceğini gördük önceki örnekten. Evet 3. soruya bakalım. 3. soru biraz daha farklı duruyor ama aslında aynı yöntemle çözülebilecek bir soru arkadaşlar. Yine ne yapıyoruz bakın. Ee, x ekseninde teğet olduğunu görüyoruz. Ee, x ekseninde teğet olma durumu yani delta eşittir sıfır durumu köklerin birbirine eşit olduğu anlamına gelmiyor muydu arkadaşlar? Demek ki iki tane köküm var ama ikisi de birbirine eşit. O zaman yine aynı yöntemi kullanacak olursam yani x eksi x1 çarpı x eksi x2'yi kullanacak olursam bakın ne olacaktır? a çarpı x eksi 3 Yine x eksi 3. Yani iki tane kök var ama kökler birbirinin aynısı arkadaşlar. Bu durumda gördüğünüz gibi denklem hızlıca oluştu. Yalnız yine a gibi bir sorunumuz var. a'yı bulmamız gerekiyor. a'yı bulmak için de yine bize bir yardımcı nokta mutlaka verilmiştir. Bu noktayı biz kullanacağız. 0 e, 2 noktası parabol üzerinde olduğuna göre bu parabolde yerine yazdığımda onu sağlamak zorunda. Yani y yerine 2 yazdığımda x yerine de 0 yazdığımda demek bu denklem sağlanmak zorunda. Buradan bakın arkadaşlar eksi 3 değil mi? Diğeri de eksi 3. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 yapacak. Karşı attığımda a'yı 2 bölü 9 bulacağım. Yine arkadaşlar parabol denklemini görelim. Neydi? Y eşittir. Buradan ne olacak arkadaşlar? Ee, a çarpı yani 2 bölü 9 çarpı x eksi 3'ün karesi. Neden karesi? Çünkü kendisiyle iki kere çarptığımız için arkadaşlar böyle de bırakabiliriz. İsterseniz bu tam kareyi açarak da bırakabilirsiniz. Şıklarda ne istendiyse ona bağlı hareket edeceğiz. Evet geldik 4 numaralı soruya arkadaşlar. Bu defa arkadaşlar soruda eksenleri kestiği noktalar yok bakın. Yani bu nokta ve bu nokta arkadaşlar verilmemiş. Eğer bunlar verilmediyse o zaman tepe noktasına göre yazmayı deneyeceğiz. Neydi tepe noktasına göre yazma arkadaşlar? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Değil mi? Tepe noktasının koordinatlarına r ve k demiş oluyorduk bu durumda. Şimdi arkadaşlar e, r'nin 2 olduğunu k'nın da eksi 5 olduğunu görüyoruz. Yani y eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi eksi 5. K yerine eksi 5 yazdığımda R yerine 2 yazdığımda bu geliyor. Yine arkadaşlar şu A'yı bulmamız gerekiyor. A'yı bulmak için arkadaşlar bir yardımcı nokta mutlaka verilmiştir. O da nedir? X'i 0, Y'si eksi 3 olan bir nokta. Getir bunları yerine yazarsak arkadaşlar A gelecektir. Eksi 3 eşittir. A çarpı X yerine de ne yazıyordum? 0. 0 eksi 2 eksi 2 yapar. Evet eksi 5'i bu tarafa attığımda artı 2 geldi arkadaşlar. E, A çarpı 4 geldi buradan da. Her iki tarafı 4'e bölersek A'nın 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olduğunu gördük. Hadi artık parabol denklemini oluştur. Neydi arkadaşlar? Y 1 bölü 2 çarpı x eksi 2'nin karesi eksi 5. Demek ki arkadaşlar bu yapıda bir denklem görürsek bu da yine parabol denklemidir. Ancak bu defa tepe noktasına göre yazılmış bir parabol denklemini hatırlatacaktır bize e, kurala göre. Evet, simetri ekseni diye bir kavram var arkadaşlar bu soruda. Simetri ekseni tepe noktasından geçen bir doğrudur arkadaşlar. E tepe noktasından geçen doğru arkadaşlar neden simetri ekseni deniyor peki buna? Çünkü parabol simetrik bir yapı olduğu için bu tarafla bu taraf birbirine nedir doğrudan eşittir arkadaşlar. Yani tepe noktasından geçen şu doğru parabolü ne yapacaktır? Tam iki eşit parçaya bölecektir. Simetri ekseni arkadaşlar e, R'den geçen bir doğrudur. Demek ki ben buradan anlıyorum ki tepe noktasının R'si 1'miş. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Çünkü bakın 1 vermiş değil mi? Simetri ekseni 1'miş. Bu arada tepe noktasının arkadaşlar y'si de ordinatı da eksi 5'miş. Yani biz grafiğe bakarak tepe noktasının aslında 1 eksi 5 noktasında olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Şimdi o zaman tepe noktası bilinene göre de yazabiliriz bunu. Neye göre de yazabiliriz? Eksenleri kestiği noktaya göre de yazabiliriz. Eksenleri kestiği noktayı nasıl bulacağız? E, buradaki mesafenin 3 birim olduğunu biliyoruz ya. E dolayısıyla buradaki mesafede şurası da 3 birimdir. Bu durumda 1'den 3 birim sola gidersek bu noktanın koordinatında eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki eksenleri kestiği noktalar belli. İlk öğrendiğimiz yöntemle yapabiliriz bunu. Ancak biz hani geliştirmiş olalım. Tepe noktasına göre yazmayı kullanalım. İkisi de kullanılabiliyor bu soruda. Yine a çarpı x eksi r'nin karesi artı k yöntemini kullanacağım. Tepe noktamızın koordinatları r ve k'nın arkadaşlar bunlar olduğunu söyleyebiliyoruz. Ee, r buradan nedir arkadaşlar? 1 a çarpı x eksi 1'in karesi artı k da eksi 5'tir. O zaman şu artı hiç yazmayayım. Doğrudan eksi 5 yazayım arkadaşlar. Ee, eşittir y. Şimdi burada yine bilinmeyen bir a var arkadaşlar. a'yı bulmak için mutlaka bir yardımcı nokta var. E, ee, şu noktayı kullanabiliriz mesela. Parabol üzerindeki herhangi bir noktayı seçebilirsiniz bunun için. Bakın x'i 4, y'si 0 olan bir nokta değil mi burası? Biliyorsunuz x eksen üzerindeki her noktanın ordinatı 0'dır. Apsisi 4 ise yani x'i 4 ise ordinatı yani y'si 0 olacaktır. Hadi bu noktayı yerine yazarak denklemi sağlayalım. Y yerine 0 yazdığımda x yerine de 4 yazdığımda 4 eksi 1 ne yapacaktır? 3 yapacaktır. Eksi 5 karşı tarafa geçti. Buradan 9'a. Demek ki A'da arkadaşlar 5 bölü 9 olacaktır. O zaman arkadaşlar ne yapabiliriz? Artık parabol denklemine son halini verebiliriz. A yerine 5 bölü 9 yazdığımda x eksi 1'in karesi eksi 5 zaten belliydi. Bakın tepe noktası yöntemiyle yazılmış bir parabol denkleme. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.